Kireçli köyünde bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte köylülerin coğrafi işaret tescilli orcik için mesaisi sürüyor. Merkeze bağlı Kireçli köyünde her yıl bağ bozumu döneminde köylüler tarafından orcik yapımı gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan ve her aşaması dikkat gerektiren orcik yapımı için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağlarda üzüm hasadı yapılıyor. Bugün orcik yapacağız. Sabahla kalktık çünkü zahmeti çok. Sabah erken de kalktık. Bunu toplayacağız, sıkacağız. Ardından toplanan üzümler yıkanarak geleneksel yöntemlerle kürün içerisinde şırası sıkılıyor ve orcuk yapımında kullanılan özel toprakla mayalanıyor. Üzümü eziyorum. Şıra olacak. Bu şırayı kaynatacağız. Pestile orcuklarımızı batıracağız. Sonrasında kazanda kaynatılan şıranın bir kısmı kepekli değirmen unuyla karıştırılarak yeniden süzülüyor. Şırayı, kaynar şırayı aldık. Buraya soğudu. Soğuduktan sonra ölçülen bir saplı un, bir stir şıra. Dökük, bunu iyice çırpık ki hiç pütür kalmıyor ki. Pestilimiz de hoş ola, orcikimiz de güzel ola. Şimdi bu şey olduktan sonra bir daha kelgirle süzeceğiz. Şeyimizi, bulamacımızı yapacağız ki orciklerimizi batıralım. Kepekli değirmen unuyla birleştirilen üzüm şırası kazanlarda kaynamaya bırakılıyor ve ipe dizilen cevizler için batıma hazır hale getiriliyor. Sıvı olacak ne? Kuru olacak. 15-20 dakika bu böyle iyice kaynayacak ki orcik de bozulmasın. Güzel olsun diye. Bu iyice yani kaynadıktan sonra da yine bir 5-10 dakika kaynaması lazım. Şuramız kaynadı. Kaynayınca divincimizi şimdi getirip dökecek. O kaynayana kadar karıştıracağız. Bunun önemli olan altını almaması. Bulamaç altını alırsa iyi olmaz. Ondan sonra çekip kablara koyacağız, orcuğu batıracağız. Kazanda kaynayan şıranın yoğun bir kıvam tutması ile birlikte tek tek ipe dizilen cevizler üzüm şırasına batırılarak asılıyor. Bir saat aralıklarla en az 3 batım yapılan cevizler sonrasında 3 gün kurumaya bırakılarak coğrafi tescilli orcuk haline geliyor. Şimdi bunu bulamacımızı yaptık. Bu ilk havzu. En azından bu 2 saat bekledi. Biraz kaymak tutacak üstü. Böyle tuttuğun zaman ele yapışmayacak. Bir daha batıracaksın. Bulamacın savunmuşsa onu ısıtacaksın, çırpacaksın. Ondan sonra bir daha batır. En az 4 kez bu batacak. Ondan sonra 3 günde güneşte kalacak ki bozulmuyor. Kurumadıysa, biraz içinde çiğ kaldıysa bu hemen bozulur. Onun için bunun lezzeti de çok, zahmeti de çok. Orcuk yapımının oldukça zahmetli olduğunu belirten Süleyman Tekcan, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Bura kayısı bahçesiydi. Hepsini söktüm, meyve ektim, bağ ektim. İşte bağdan da işte orcuk yapıyoruz. Sabah erken kalkıp üzümleri toplayıp fazla sıcak olmadan, bağa zarar vermeden toplayıp şıraya getirip sıkıyık. Ondan sonra kaynadık onu bir sefer. Kaynattıktan sonra onu bir kazana doldurduk tekrar. Onun toprağının neyine attık, biraz duruluyor.
Ondan sonra bir daha kaynadık. Limincini yaptık. Bulamacını yaptık. Ocumuzu batırdık. Pestilimizi yaptık. Sabahtan akşama kadar çalışmaktan yorulduk. Git gel git gel. Yani akşam nasıl olduğunu bilmek. Yatağa düştük mi sabaha zor bulduk. Sabahtan zor kalkık. Yani yorulduk kolay bir iş değil. Tek kişi işi de değil. En azından bunu yaptığın zaman 2-3 kişi yanında olması lazım. Orucikleri eşiyle birlikte büyük emek vererek yaptıklarını dile getiren Sebahat Tekcan, orucik fiyatlarının verilen emeğin karşılığı olmadığını kaydetti. Millet mesela fabrika işi yapıyor, işçilerle yapıyor ama biz de 2 kişi kalmışız. Şimdi gençlerimiz de gelmiyor. Hep kendi çabamızla, kendi emeğimizle yani başka bir şeyimiz yok. Hep kendi kendimize. Ondan sonra diyorlar pahalıdır. Vallahi pahalı değil. Hele sen gel biz ne çekik? O orucuk ortaya gelene kadar biz ne yapık?